almaya hazırız. Zaver'den merhabalar. Bildiğiniz üzere sabah saat gece saatlerinde etkili olan yağmur ve rüzgarın etkisiyle Karadeniz köpürdü. Karadeniz'in köpürmesiyle de bildiğiniz üzere Kilimiz sahil yolu sular altında kaldı. Kameraman arkadaşım orayı biraz daha yakından gösterirse görmüş olduğunuz gibi bu yol normalde bulunduğumuz seviyeden başlıyordu. Bu seviyeden doğru Kilimli'ye ilerleyiş vardı. Ancak yetkililerin uygun görmesiyle yolun kotu 6-8 metre, 10 metre kadar alçaltıldı ve denizin köpürmesiyle ilgili bir önlem alınmadı. Alınmamasıyla birlikte de gördüğünüz gibi Karadeniz'in hırçın dalgaları yeni yapılan ve henüz açılmayan 22 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'a gelişiyle açılacak olan Kilimli sahil yolu Karadeniz'e teslim olmuş oldu. Evet, daha öncesinde burada büyük taşlar vardı. Sahil yolu ilk yapıldığı dönemlerde, kullanıma açıldığı zamanlarda görmüş olduğunuz alanda büyük koca kayalar vardı. Ancak bunlar da yol alçaltılırken, kotu düşürülürken bu inşaat esnasında kullanılmış oldu. Ve şu an gördüğünüz gibi dalgalar Kilimli sahil yolunu adeta dövüyor. Evet, 6-8 metre alçaltılan yol daha önce biz de gündeme getirmiştik. Zaver olarak sıklıkla gündeme getirdik. Birçok isim de bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Hem Kilimli'den, hem Zonguldak'tan, hem ilgililer, hem bilgililer. Herkes konuyla ilişkin fikirlerini beyan etmişti. Ancak bu olay yeterince araştırılsa, daha doğrusu yeterince araştırmaya da gerek yok. Yoldan geçen birini çevirip sorsaydınız, evet, bu deniz yılda 4 sefer, 5 sefer, 6 sefer bu dalgayı yapar. Bu yol alır götürür. Bu kadar alçaltmayın. Alçalttıysanız Karadeniz'de örnekleri bol bol var. Onlar gibi dalga kıran yapar derdi. Yapın derdi. Ancak dikkate alınmadı mı? Yoksa önemsemedi mi? Ya da bir şey olmaz mı dendi? Önlem alacağız mı denildi? Sonuç bu. Sonuç gördüğünüz gibi Karadeniz Kilimli sahil yoluyla birleşmiş durumda. Dalgalar her karaya ulaştığında Kilimli sahil yoluna da taşlar atıyorlar. Evet. Doğacak zararlar daha önce dile getirildi. Bunun olabileceği daha önce söylendi. Ne kadar önlem alındı? Gördüğünüz gibi sonuç bu. Bunun ötesinde 22 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı Zonguldak'a gelecek ve bu yolun açılışı yapacak. Mithatpaşa tünelleriyle birlikte Profesör Doktor Teoman Dural adının verildiği Mithatpaşa tünelleriyle bu güzergahı kullanarak Kilimli'ye gideceği söylenmişti. Kamil Altun'da yaptığı açıklamada ilk defa ilçemize bir cumhurbaşkanı gelecek demişti. Bunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ancak şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi yolu kullanacağı ise belirsizliğini koruyor. Bu yolla ilgili nasıl çalışmalar yapılacak? Önümüzde zorlu hava şartları var. Bu geceden itibaren yarın yoğun bir kar yağışı olacağı beklentisi var meteorolojiden yapılan uyarı doğrultusunda. Aynı şekilde bu hafta sonu hava koşulları zorlu geçecek. Önümüzdeki hafta içinde de yapılan tahminlere göre yine yağışlı havalar etkisini sürdürecek. Neler olacağını merak ediyorum. Evet, dalgaları da kameraman arkadaşım gösteriyor. Karadeniz'de Kilimli sahillerine orta kapuzdayız şu an. Bildiğiniz üzere yoğun dalgalar var. Hırçın dalgalar da Kilimli sahil yolunu bu şekilde dövüyor. Evet, aynı zamanda şu an cihazlarımızı kullanırken zorluk yaşıyoruz. Muhtemelen kameraman arkadaşım zoom yapmakta sıkıntı çekecek. Ancak gördüğünüz gibi tünel ağzında da ciddi bir su birikintisi olmuş durumda. Evet, bu tip yatırımlar vatandaşın vergileriyle, parasıyla yapılıyor. Vatandaş hizmet için bunlar çok önemli yatırımlar. Bu yatırımlara Zonguldak'ın ihtiyacı var. Ancak bunlar yapılırken bunların bir anlamda da geleceğe yönelik yapılması lazım. Birilerini zengin etmekten ziyade vatandaşa hizmet, çok önemli bir hizmet hatta. Bu yapılan iş çok önemli. Zonguldak'ta Kilimli'yi bağlıyor. Uzun Kilimli rampalarını, İnaz rampalarını bertaraf ediyor. Ancak gördüğünüz gibi bu yolun bu alçaklığa getirilmesi ve buna önlem alınmaması, bu denizin böyle kabarmasına herhangi bir önlem alınmaması da vatandaşın parasını bir noktada çöpe atmaya kadar
uzanabiliyor diyebilirim. Şu an için bu noktadan. Evet, biraz daha denizi gösterelim, dalgaları gösterelim. Kilim sahil yolunda son durumu size aktarmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz alan çamur. Yağış devam ediyor. Kuvvetli bir yağmur yağışı da var. Evet. Burada normalde tam bulunduğumuz seviyede, yaklaşık olarak diyelim tam demirimde bulunduğumuz seviyede yol geçiyordu. Kilim ve sahil yolu bu hattaydı. Daha önce açılmıştı. Birçoğumuz kullandık. Şahsen ben kullandım. Kilim'e buradan gidip gelmek çok kısa sürüyordu. Kapuzu açtıktan sonra burası Kilim'e varışı Zonguldak'tan hareketli 10 dakikaya kadar indiriyordu. Ne oldu? Yolun seviyesi değiştirildi. Tünel bağlantısı sağlandı. Ancak yol Karadeniz'e teslim olmuş durumda. Bununla ilgili uyarılarda bulunulmuştu. Denmişti ki dalga kıranların yapılması lazım. Karadeniz kabarır. Ne yapıldı? Önlem alınmadı. Evet, sonuç ortada. Gördüğünüz gibi Kilimli sahil yolu, oraya doğru dönersek, evet, Kilimli sahil yolu denize teslim olmuş durumda. Kuvvetli dalgalar hem denizden taşıdığı taşları hem civardan akan taşları sahil yolu toplamış durumda. Tam şu noktada da yeni yapılan yolun kırıldığını görebilirsiniz. En yakında oradaki kırığı da görebilirsiniz. Burada büyük kayaların da bu inşaat esnasında denizden alındığı söyleniyor. Daha önce bulunan kayalar, dalga kıran etkisi gören kayalar inşaat esnasında oldukları yerden alınarak farklı noktalarda kullanıldı veya taşındı ve sonuç olarak Karadeniz'den Kilimli sahil yolunu koruyan hiçbir şey yok. Evet, doğa azizliğini gösterdi, doğa yüceliğini gösterdi. Kilimli sahil yolu sular altında kaldı. Evet, Zonguldak'ın sorunlarını anlatmaya, Zonguldak'ta yaşananları size ifade etmeye, Zonguldak'ın her noktasında bulunmaya çalışıyoruz. Bu işi birlikte yapıyoruz. Zor şartlar altındayız. Şu an kuvvetli bir yağmur var. Aşırı bir soğuk var. Buradayız. Sizler olan biteni aktarmaya çalışıyoruz. Eğer bizi, yaptığımız işi beğeniyorsanız, çalışma sistemimizi beğeniyorsanız, bizi beğenip paylaşmayı, videolarımıza yorum yapmayı ihmal etmezseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bir başka noktada tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kilimli sahiline aktarabileceklerimiz bu kadar. Görüşmek üzere.